Has Mavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 tepsi yapabileceğiniz harika bir unlu kete tarifim var. Sevgili arkadaşlarım yapın, buzluğa atın. İster kahvaltıya, ister yemeğin yanına her zaman kullanabilirsiniz. Çok lezzetli bir tariftir. Sizlere şöyle bir gösteriyorum ve tüm detaylarıyla tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 2 su bardağı ılık süt, Ilık olursa sütünüz hamurunuzun mayasının gelmesi daha da kolay olacaktır. Çeyrek su bardağı sıvı yağ. Şöyle göstereyim size. Tam yarım olmayacak da yarımın da yarısı sıvı yağ. Bir tane yumurta akı. Bir yumurta sarımızı yüzeyine sürmek için kenara ayıralım. İki tatlı kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir pakette toz mayamızı ekleyelim. Şayet elinizin altında toz maya yoksa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamızı ekledik. Tüm malzemelerimizi kısa bir süre karıştıralım. Yani sıvılarla mayanın hafif yumuşaması için. Toplam un miktarımız 5,5-6 su bardağı kadar. Ama lütfen unu bütün tariflerinizde çok dikkatli ekleyin sevgili arkadaşlarım. Çünkü Hamurunuz çok sert olursa yumuşatmanız çok zor, mümkün değil. E, takviye yapmanız lazım sıvı ve bu da sizi zorlaşacak ve tarifi de değiştirecektir. Ama böyle kontrollü eklerseniz cıvık olsun, Baktınız çok mu cıvık birazcık daha un ekleyebilirsiniz. Her zaman çaresi vardır. Şöyle bir kabaca kaşıkla toparladım ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Tüm mayalı hamurlarda söylediğim gibi... Şöyle hamurunuzu bir kısa bir süre yoğurun. Kasenin içerisinde bir dakika gibi bir süre sonra bu şekli alıyor zaten. Ama burada durmayın. Hamur toplandı bitti sanmayın. Bunu mümkünse bir de şöyle hafif un serptiğiniz tezgaha alıp avucunuzun içiyle ezerek bir iki dakika daha yoğurun. Yani her poğaça yani tüm mayalı hamurlar için geçerli. Yoğurma işleminiz baştan sona şöyle en az 4 dakikayı bulsun diyorum. Çok kaliteli ve harika bir hamurunuz olur ve tezgahta da 2 dakika kadar yoğurdum. Şöyle gösteriyorum. Elimle bastığımda hafif elimi tutan orta yumuşaklıkta güzel elastik bir hamurumuz oldu. Daha doğrusu sizin sevdiğiniz fıstık gibi bir hamur yoğurduk. Kasemizi alalım. Üzerinde güzelce bir streç folyo ile kapatıp mayalanmaya bırakalım. Mayalanma süreci ortam ısısıyla alakalıdır. 40 dakika veya 1 saati bulabilir. Hamurumuz hazır. Şimdi iç harcımızı hazırlayabiliriz. Ocağa bir tavayı alıyoruz. Ve yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Şöyle bir tatlı kaşığı dolusu yaklaşık 30 gram diyebilirim. Tereyağımızı ekleyip birazcık da tuz ilave ediyoruz. Silme bir çay kaşığı diyebilirim. Yağımız eridikten sonra bir su bardağı unumuzu ilave edip kavurma işlemine başlayalım. Biliyorsunuz ketenin en büyük özelliği içerisinde kavrulmuş un olması. Ee, Ülkemizin çok sevilen kıdemli tariflerinden birisidir unluk kete. Bu kavurma işlemini de orta derecede yaklaşık 6-7 dakika e, sürüyor diyebilirim. Baktınız ki hamur biraz topaklandı. Tahta kaşığınızın ters tarafıyla ezerek güzelce rengin dönmesini sağlayın. Bakın sevgili arkadaşlarım şu anda un ve yağ birbirine güzelce geçişti. Mis gibi de koktu. Bu aşamada 2 yemek kaşığı dolusu Iri kırılmış cevizimizi ekleyelim. Şöyle bir harmanlayalım. Şu anda iç harcımız hazır. Böyle mis gibi de kokuyor zaten mutfak. E, tereyağı ile unun kavrulması harika bir şey diyorum. Sanki un helvası yapar gibi. İç harcımızı hazırladık. Kenara alıp soğumaya bırakalım. Tamamen soğumuş olması lazım. Hatta bu harcı çok önceden de hazırlayabilirsiniz. tarafta tekrar bir minik bir tencereyi ocağa alalım. Bu da ketemizin ara katlarına sürmek için. 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Her ikisi birlikte eridikten sonra kenara soğumaya alabiliriz. Buradaki amacımız da sürme işlemini kolaylaştırmak için. Ve hamurumuzun mayası da gelmişti. Yaklaşık bir 50 dakika sürdü. Çünkü biliyorsunuz artık havalar serinliyor. Şöyle hemen biraz un serptiğim tezgaha hamurumuzu Komple alalım. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir şekilde mayalanmış lifleri arasında ne kadar hoş duruyor. Bunu sağlamamızın sebebi çok güzel yoğurmamızdan kaynaklanıyor. Hamuru tezgaha aldım. Sağını solunu şöyle bir düzeltelim ve bir hamur kartıyla keselim. Tabii ki siz bunu elinizle kopararak da bezeleyebilirsiniz. Ama her zaman mümkün olduğu kadar bu tarz hamurlarda yani içinde tereyağı olmayan hamurları Keserek alırsanız çok fazla hamuru tarış etmemiş oluyorsunuz. Yani ileride pişirirken de çok kaliteli kabarması ve yumuşak olmasına etken diyebilirim. Toplam 15 adet bez alıyorum ve hepsini de bezeleyerek tezgaha hazırlıyorum. Bezelerimiz aldık, hazırladık. Şimdi hiç zaman kaybetmeden açma işlemine başlayabiliriz. Bir tanesini tezgahımıza alalım. Çok az un serperek 15 santim çapında açalım. Böyle yuvarlak açarsanız tabii daha güzel olur ama acemiler varsa aranızda. Yamuk yumuk oluyor benim yufkalarım diyor bazı izleyicilerim. Varsın yamuk olsun hiç önemli değil. Siz tereyağı ile kat kat dizerken sağını solunu çekiştirerek hepsini aynı düzeye getirirsiniz. E, mutfakta çareler tükenmez diyorum. Bütün bezeleri seri bir şekilde açarak bitiriyorum. bezelerimizi açtık. Yapışmaması için şöyle üst üste dizdiklerimi de şöyle bir serdim tezgaha. Çünkü çalışırken yapışma ihtimalini her zaman göz önünde bulunduralım. Bir tane tabak veya bir tepsi alıyoruz. İçerisine biraz un serpelim. E, kat kat dizeceğimiz için alt tabanın yapışmaması için. Bir tane bezeyi tabağın içine alalım. Daha önce eritmiş olduğumuz tereyağı ve sıvı yağlı karışımımızdan şöyle az bir miktarda döküp göz kararı onu da bir fırçayla boş yer kalmayacak şekilde her tarafına sürelim. Hiç boş yer kalmasın sevgili arkadaşlarım. Yoksa yukarıdaki yufka ile aşağıdaki birleşir. O kısım açılmaz. şöyle dikkatli olursanız boş yer kalmamasına özen gösterirseniz tarifimiz Allah'ın izniyle harika olacak. Ve 15 katı hepsini aralarına tereyağı sürerek bitiriyorum. En üste gelen katımıza hiç tereyağı sürmeyelim. Onu da bu şekilde serip bitirelim. Ve şu anda 15 katımız yağladık, hazırladık. Ee, çok bu şekli bile güzel duruyor bence. Bir buzluk, bir temiz bir mutfak poşetine geçirerek buzdolabına alalım. Bir saat buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Vaktiniz varsa, yani yağın tamamen donması gerekli. Buzdolabına alıyorum. Yaklaşık bir 40 dakika kadar buzdolabında beklettim. Bekleme esnasında çok az miktarda da hamurumuz kabardı. En önemli ayrıntı, bunu mutlaka size tekrar üzerine basarak söylemek isterim. Bu yağların donmuş olması lazım sevgili arkadaşlarım. Acele edip 15-20 dakika sonra çıkarıp açmaya kalkarsanız açamazsınız. E, hamur yağı yer, hem de o bezelerin hepsi böyle kayar, e, tutmaz kendini. Bakın iyice o tereyağı donmuşsa, o zaman tezgah alabilirsiniz. çok güzel bir görünümü var. Zaten hamurla çalışırken siz tarifin baştan hamurunuzun elinizin altındaki karakterinden sonucu aslında kestirebilirsiniz. Hamur işi yapamayan arkadaşlarıma bu açıklamalarımın çok çok iyi geldiğini yazıyorsunuz. Ben de elimden geldiğince yani mutfakta bir şey yapıyorsak her şeyde olduğu gibi matematiksel bir dengeyle yapıyoruz. Hamuru beklettik, buzdolabında bekletmemizin amacı da yağın tamamen donup katların birbirine geçişmemesi içindir. Hemen ki tezgahı aldım. Sağını solunu bir düzelttik. Ters çevirip tekrar düzeltip merdanemizle açmaya başladık. Bu arada sürekli ters çevirerek açarsanız görüyorsunuz alttaki beze ufak üstteki büyük kalıyor. Bu normaldir. Ama siz böyle çevirirseniz bir iki defa hiçbir sıkıntı olmadan eşit düzeyde açabilirsiniz. Yaklaşık şöyle bir size tahminen 55 santime 55 santim çapında açtım diyebilirim. Onu elinizden geldiğince sağını solunu biraz çekiştirerek kare bir formu vermeye çalışın. Çok fazla uğraşmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi tutunca hemen düzeliyor hamur zaten. Bir rulet yardımıyla istediğiniz boyutlarda ben bunu göz kararı kestim. Ne kadar derseniz 8 santime 8 santim diyebilirim. Bazıları ince bazıları kalın oldu. Tamamen sizin göz kararınızı bırakıyorum. Bu şekilde Kare kare keserek şekil vermeye başlayalım. Bu en uçtaki gördüğünüz bir tarafı yuvarlak. Şimdi bakın sevgili arkadaşlarım, onun o yuvarlak kısmını hafif dışa çekince ben nasıl kare şeklini aldı. Yani çok kolay aslında yapmak. Ee, bu şekilde kete yapmak çok kolay çünkü tek tek uğraşmıyorsunuz. 15 bezeyi aynı anda açıp ruletle kesip tek tek katlıyorsunuz. Ortasına harcını koyduk ve dört bir tarafını Boğaça katlar gibi ortada katlayıp ters çevirerek bitirdik. Böyle minicik durduğuna bakmayın. Kocaman kocaman unlu ketelerimiz olacak. Tekrar bir tane daha aldım. O kesmiş olduğum karelerden elimle çok hafif dokunarak açıyorum. Unlu harcı ekleyip katlayarak bitiriyorum. Bu arada siz izlerken hemen sizlere birkaç işinize yarayacak fikirler vermek isterim. Biz Ben bugün unlu olarak yaptım. Yani orijinal kete. Ama siz diyorsanız ki ev ah halkımız unlu sevmiyor. Peynirli yapabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. Aslında çok güzel börek tarzında bir şey olur. Ama pat, eğer buzluğa atacaksanız e, patatesi tavsiye etmiyorum. Çünkü patates e, buzluğa girip çıktıktan sonra dokusu değişiyor. E, ama kıymalı, peynirli, unlu kete de hiçbir sorun yoktur. Rahatlıkla buzluğa atıp çıkardığınızda hafif ısıtıp servis edebilirsiniz. Ve bütün keteleri böyle hızlıca hepsini katlayarak açtım, katladım, dizdim. Harika bir hamurunuz olduğu için elinizin altında çok güzel şekil alabilen bir hamur. Bu vermiş olduğum tariften tam 3 tepsi unlu kete çıkıyor. Biliyorsunuz artık korona sebebiyle yasaklar başladı. Yine evlerimize kapandık. Dolayısıyla elini samura değmişken 3 tepsi birden yapın. Güzelce paketleyip buzluğa atın. İstediğiniz zaman çıkar. Bütün ketelerimizi bitirdik. 2 tepsi bu şekilde. Bir tane de bu şekilde tepsimiz hazır. Yani toplam 3 tepsi unlu ketemizi hazırladık. Şimdi sevgili arkadaşlarım tepsi mayası için 20 dakika dinlendirelim. Havalar soğuk olduğu için ben fırını hafif ılıtıp kapattım. Fırında tepsi mayasını verdim 20 dakika. 20 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi tam 2 kat kabarmıştı. Bu kabarmış ketelerimizin üzerine çok sert değil, çok yumuşak dokunuşlarla hafif şöyle açarak bitirelim. Yani parmak uçlarınızla dokunmanız yeterli. İlk başta bir tane yumurta sarımızı kenara ayırmıştık. İçerisine bir yemek kaşığı süt ekleyip İkisini birlikte açalım ve ketelerimizin üzerine güzelce sürelim. Süt hem yumurta sarınızın kokusunu kırıyor hem de bir parlaklık veriyor hem de sürmeniz çok güzel oluyor diye onun da etkilerini sayarak geçiyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra arzu ederseniz üzerine susam, çörek otu serpebilirsiniz. Ben de kavrulmuş susam ve sade susamı karıştırmıştım. Üzerine serperek bitiriyorum. Ve ketelerimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırında 30 dakika pişmeye gönderelim. Her fırın farklıdır sevgili arkadaşlarım. Gözünüz fırında olsun. Benim fırınımda tam 30 dakika yeterliydi. Böyle mis gibi puf puf kabarmış bir şekilde İlk tepsiyi çıkarıyorum. Ve peş peşe 3 tepsiyi de aynı fırında pişirerek bitiriyorum. Tepsinin içerisinde terleme olmasın diye de hemen bir teli aldım. E, hamur işlerinde biliyorsunuz alt taban terlerse emeğimiz biraz boşa gidiyor. Ve bütün ketelerimiz pişti. Sunum için hazırlandılar. Sizlere şöyle bir yakın yakın göstereyim ülkemizin birçok yöresine aittir kete. Erzurum ketesi, Kayseri ketesi, Kars ketesi birçok kete tariflerimiz vardır. Bu tam klasik unlu kete diyebilirim. Siz istediğiniz yöreye göre yapabilirsiniz. Hangisi diyorsanız bu o olsun. Ve ben büyük bir zevkle doku testine geçtim. Minicik minicik yapmıştık ilk başta gördüğünüz gibi. ama koskocaman ketelerimiz oldu. Ee, Kahvaltılarınız için yemeğinizin yanına ekmek niyetine veya buzluğa atın, çayın yanına çıkarın. Gerçekten kete hakikatten de mükemmel bir hamur işi diyorum. Şöyle yumuşaklığını size göstereyim. Elimle basıyorum. Yine bastığım yer puf puf kabarıyor. Ve yüzeyinin dokusundan sanıyorum o katlarını da görebiliyorsunuzdur. Bu arada videom biraz uzundu. Ben biraz çok konuştum ama inanın ki konuşma esnasında bile bir kelimemin bile size sıkacak bir kelime olmamasına özen gösteriyorum. Çünkü ben bazen video, YouTube'da video izlediğimde diyorum ki çok gereksiz bir konuşma yapıyor tarif sahibesi diyorum. Mesela sıkılıyorum ve atlıyorum. İnşallah bende de öyle değildir. İnsan kendini görmezmiş ya. E, ama siz beni uyarın. Çok konuşuyorsam deyin biraz arada susun. Ben susayım. Siz e, dinleyin. Bu arada kopardım ve iç dokusunun katlarını umarım kamerada tek tek görüyorsunuzdur. Muazzam bir iç dokusu var içerisindeki unlu harcıyla e, şahane bir kete. Bugün sizlere 3 tepsi unlu kete tarifi hazırladım. Umarım yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Videomda hem tarif hem de birçok püf noktasını vermeye çalıştım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.